akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu. Burada gündeminde seçimler vardı. Türkiye'nin her meselesini hallettik, şu muhalefet sorununu çözemedik dedi. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor mu? Canlanıyor. Öyleyse yurt dışındaki yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin demenin manası nedir? Kim diyor bunu? Kim diyor kim? Bay Kemal. Ya bunlarda utanma sıkılma yok. Ülke içindeki yatırımcıları, onlara da ne diyorlar? Size bunların hesabını soracağız. Kafaya bak ya. Kime neyin hesabını soruyorsun? Eğitimde her türlü adımı bunlar attı. Sağlıkta her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6100 kilometreden alıp 20800 kilometreye yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi bunlar yaptı. Köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş? Onlara şimdi hesap soracak mısın? Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun? Bu millet size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek. Onun için çok çalışacağız. Huzurumuza kasteden terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz vermedi mi? Bay Kemal bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Türkiye'nin her meselesini çözdük. Sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Mehmet Akif İnan ödül töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmada gündeminde 2023 seçimleri ve altılı masa vardı. Birileri Türkiye'de siyasi iradenin parçalı hale gelmesi için de maalesef mevcut şu gidişatın önüne geçmek, bu gidişatı engellemek ve bir şekilde Türkiye'de yeniden hükümetlerin kurulamadığı, kurulan hükümetlerin adım atamadığı, bir takım yerlere karşı siyasetçilerin boynunun bükük olduğu dönemleri geri getirmeye çalışıyorlar. Burada asla siyaset yapmak için söylemem ama vesayet üzerinden bir de bu konuyu düşünesiniz diye şimdi bunları söylemek durumundayım. Değerli arkadaşlar, Türkiye geçmiş dönemlerdeki yaşadıklarını yaşamasın diye güçlü bir iradeyle yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Milletin iradesiyle seçilenler millete hesap vereceği bir sistemi ortaya koydu. Ve bu anlamda Türkiye çok güçlü iradeyle yoluna devam etme kararlılığını aldı. Bu milletin iradesidir. Ama şimdi bakıyoruz ki bir takım çevreler milletin bu iradesiyle yani seçilecek, sandıkta seçilecek Cumhurbaşkanı'nın kuracağı hükümet sisteminin yerine başka şeyler getirmeye çalışıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki 6 artılı masanın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar. Milletin yetki vermediği kimsenin, yani cumhurbaşkanı olarak milletten oy almayan kimsenin bugünkü anayasal sistem içerisinde milletin yönetimine katılmasının imkan ve ihtimali yoktur. Meclis çalışmalarının ardından ayağının tozuyla 2023 şehir buluşmaları kapsamında adım atılmadık yer bırakmayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu bu kez ziyaretlerini Tokat'ın Niksar ilçesinde sürdürdü. Meclis çalışmalarının ardından ayağının tozuyla 2023 şehir buluşmaları kapsamında adım atılmadık yer bırakmayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu bu kez ziyaretlerini Tokat'ın Niksar ilçesinde sürdürdü. Niksar ilçemizde farklı bir milletvekili, farklı komşu ilin milletvekili, en yakın komşu illerde hangileri varsa ilçelerimize gönderiliyor. Merkezde Tokat milletvekillerimiz
Bakanımızla birlikte bugün burada Milli Savunma Bakanımız var. Hulusi Bey var. Ona teşrif ediyorlar. Onun yanında oluyorlar. Biz de ilçelerde belediye başkanımız, ilçe başkanımız, ilçe teşkilat mensuplarımızla başlayıp esnaf ziyaretleri, sizin teşkilatımıza tabi oluyoruz. Teşkilatımızın bize gösterdiği yerlere gidiyoruz, ziyarette bulunuyoruz. Gündoğdu'ya burada Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'a eşlik etti. Gündoğdu'nun ilk ziyaret adresi Ordulu Tokat Valisi Numan Atipoğlu oldu. Ardından AK Parti İksar İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada gündeminde 2023 seçimleri vardı. Zaferle sonlandıracağız dedi. Türkiye'nin birçok iline gittik. Gittiğimiz her ilde de gayet güzel coşku görüyoruz. Son dönemde iyi bir toparlanma var. İnşallah bu toparlanmayla birlikte 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağız. Bizim görevimiz sefer. Biz seferimizi gerçekleştireceğiz. Zaferi Allah takdir edecek. Allah'ın takdiri çok şükür bu zamana kadar hepsi lehimize oldu. Bundan sonra da eğer biz düzgün hareket edersek yine bizim lehimize olacaktır diye düşünüyoruz, umut ediyoruz ve bu konuda da dua ediyoruz. AK davaya gönül veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz diyen Vekil Gündoğdu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Biz bir bütünüz, büyük bir aileyiz. Bu aileyi büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız önümüzde, liderimiz onun arkasında, bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmet etme esnasında en uçtaki mahalle başkanımızın da, ilçe başkanımızın da, belediye başkanımızın da, milletvekilinin de hepsinin bir katkısı var kendine göre. Ama esas bu işin bu seviyeye gelmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gündoğdu, Türkiye yüzyılı vurgusu yaparak yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Türkiye'de son 20 yılda çok büyük işler yapıldı. Büyük hizmetler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de Türkiye yüzyılı dediğimiz süreçte de çok güzel işler yapılacak. Bundan sonra insanımıza dokunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin altyapı probleminin 80 yıl, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde 80 yılını bizden öncekiler yönetmiş, 20 yılını AK Parti kadroları yönetmiş, 20 yılda altyapı probleminin %70'ini biz halletmişiz. Bizden önceki hükümetler döneminde, 80 yıllık hükümet döneminde Türkiye'nin altyapı probleminin %10'u halledilmişti. Ama biz bunu %70'e çıkarttık. %30'luk kısım var. Bu kısımlarda mahalle yollarımız, ilçenin kendi ana yolları, bunlar da yapılıyor, devam ediyor. Açılış yapmaya devam ediyoruz. Ulaştırma Bakanımız her gün bir ilimizde ve açılış yapıyor. Efendim Murat Kurum Bakanımız her gün bir ilimizde, o da açılış yapıyor ve bu toplu konutla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız il il dolaşıyor, açılışların kurdelesini kesiyor. Yani bu ekonomik krize rağmen hizmet etmeye, milletimize kazandırmaya devam ediyoruz. Buranın ardından Gündoğdu, Niksar STK temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Şehit jandarma uzman Çavuş Samet Pişkin ve jandarma er Ekrem Adağ'ın ailelerini ziyaret ederek hal hatırlarını sordu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ziyaret ettiği illerde hemşerilerini de unutmuyor. Bu kez Tokat Niksar'da Mesudiyeliler ve Korganlılar derneklerini ziyaret etti. Burada Vekil Gündoğdu'ya hem Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz hem de Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci eşlik etti. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Tokat ziyareti kapsamında hemşehrileriyle bir araya geldi. Gündoğdu, Niksar Mesudiyeliler Derneği'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de Gündoğdu'ya eşlik etti. Bugün sizinle birlikte olmam çok güzel. Yani burada hemşehrilerimizin örgütlenmiş olması gerçekten kıymetli. Çünkü örgütsüz toplumları örgütlü topluma yönetir. O yüzden burada bir yönetim kurulması, gözlenek olmuş olması, çatı altında toplanmış olmalı. Kıymetli. Ben sizle birlikte burada beraber olduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Korgan ilçemizde sizleri de ağırlamak isterim. Ben de sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Şöyle baktığım zaman geçmişten bu tarafa epeyce sizinle hasbihal ettik. Uzun zamandır da sizi görememiştik. Bu akşam bu hasretimizi de bitirmiş olduk. Ben de bugün bizi Niksar'da ağırlayan
başta ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ev sahipliği yaptı başkanlarımız ve bugün Niksar'da dolu dolu bir gün geçirdik. Tabii sağ olsun vekilim bu genel merkezimizin belirlediği şehir buluşmalarında özellikle diyor ki ben Niksar'a gideyim. Tabii Niksar'a geliş sebebi malum sizler gibi hemşehrilerimizin burada olmasının büyük etkisi var. Ve ben kendimi Tokat Belediye Başkanları içerisinde hepsiyle çok iyi kardeşiz, arkadaşız, dostuz ama benim Ordulu Belediye Başkanları'yla Tuncay Başkanım, İsa abi, İsa Gül abi hepsiyle de çok büyük muhabbetlerimiz var. Kendimizi Ordu'ya gittiğimizde de Ordu'nun bir belediye başkanı gibi görüyoruz. Öyle muamele görüyoruz. Onların ilgisi alakası da bu şekilde. Metin Gündoğdu burada yaptığı konuşmada Orduluların dernek çatısı altında bir ve beraber olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burada örgütlü olmanız, bir dernek çatısı altında bir araya gelmeniz çok önemli bir şey. Bizim Ordu ilimizin en aktif, bu konuda en çalışkan ilçesi Mesudiye'dir. İstanbul'un dört bir tarafında mahalle derneklerimiz vardır. Örgütlü toplum olmanın ne olduğunu en iyi bilen ilçemiz Mesudiye'dir. Mesudiye onun için her gittiği yerde Mesudiye'li hemşerilerimizin mutlaka bir araya geldikleri çatısı, bir derneği, bir yapısı vardır. Her gittiğimiz yerde başımıza bir sıkıntı geldiği zaman bizim burada bir derneğimiz vardır. Siyaseten bir güçtür, toplumsal bir dinamiktir, güçtür. O nedenle bu önemlidir. Ben ondan dolayı burada dernek başkanlarımıza, bugüne kadar dernek başkanımız kurulduğu günden itibaren derneğimize hizmet eden, başkanlık yapan tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Heyetin bir sonraki durağı Niksar Korganlılar Derneği oldu. Ziyarette hasret giderildi. Açıklamalarda bulunan Gündoğdu bölgeye yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Bunlar önemli şeyler. Cumhur İttifakı birlikte biz burada birlikte beraberlik içerisinde iyi bir uyum var. Sayın Başkanımıza sahip çıkmışsınız biliyorsunuz. Korgan zaten Kumru, Korgan, Mesudiye bizim AK Parti'ye çok iyi sahip çıkan ilçelerimiz. Tabii elimizden geldiği kadar da oralara hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi Akkuş bu dönemde güzel yatırımlar aldı. Gayret gösterdi. Korgan çok iyi yatırımlar aldı. Şimdi hastanenin yapılması Akkuş'ta müthiş bir şey. Korgan'da hastanenin yapılması çok güzel bir şey. Yani bunlar basit işler değil. Şimdi yolunun, Korgan'ın İslam Dağı yolunu Allah izin verirse önümüzdeki yani bir yıla bitirmiş olacağız. Çünkü ikmal ihalesi yapıldı. Çalışma devam ediyor. Bizim buradan Kumru'ya giden Niksar'dan Kumru bağlantı yolumuz var. Onu takip ediyoruz. Aynı şekilde Korgan'a bağlantı yolumuz var. Onu da takip ediyoruz. Buradaki hemşerilerimiz için çok çok önemli. Ben şimdi bu rakamı öğrenince bunun üzerine kendi kendime dedim ki daha fazla düşmemiz lazım. Hızlandırmamız lazım bu işi dedim. Başkanım da her gittiğimiz yerde diyor ki biz diyor Ordu'nun 20. ilçesiyiz diyor. Bu bizi daha da kamçılıyor. Elbette. Bu işi daha hızlı takip edip Tokat milletvekillerimizle birlikte çözmek için gayret göstereceğiz. Yurt dışı ziyaretleri de dahil olmak üzere gittiği yerlerde Ordulu hemşerilerini es geçmeyen Metin Gündoğdu, Tokat'ta da hemşerilerini unutmadı. Ordulu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak konularla ilgili iddialar geldi. Birisi memur ve emekli zamları, maaş zamları, biri de seçimle ilgili. Memiş Mart ayında bir ek zam gerçekleşeceğini, seçimlerin ise Mayıs'ta olacağını söyledi. Yaptığı doğru tahminlerle adından söz ettiren Ordulu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çekici paylaşım geldi. Memiş, Mart ayında emekli ve memura yeni zam yapılacağını iddia etti. Başarılı piyasa uzmanı seçimle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş yaptığı paylaşımda Mart ortasında emekli ve memura %15 ilave zam, Mayıs ilk haftası seçim, beklentim bu yönde kelimelerini kullandı. Efendim asgari ücrete yüksek oranda zam geldi ama aynı zam marketlerdeki raflara da yansımaya başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez son dönemlerde enflasyonun düştüğünü, ilerleyen dönemlerde de yine düşmesini beklediklerini söyledi.
%55 asgari ücrete bir artış geldi. Eğer bu artış oranın altında işte bu ücretlerin almış olduğu emtialar, hizmetler bu oranın altında artarsa o zaman bir satın alma gücü yeniden elde edilmeye başlanmış olacak. Asgari ücrete yüksek oranda zam geldi. Ancak aynı zam marketlerdeki ürünlere de yansımaya başladı. İşte piyasaya bakıyoruz, marketlere bakıyoruz, diğer mal hizmet satışlarına bakıyoruz. Hemen hemen yine aynı oranlarda artışlar gündemde. Tekrar kısır döngü tekrar başlamasından korkuyor tüm herkes, ücretliler özellikle. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez, enflasyonun şu anda düşme eğiliminde olduğunu, zaman içerisinde daha da düşerse alım gücünün yükseleceğini söyledi. %55'in altında yani herhangi birine %40 artış gelirse %15 satılma gücü tekrar elde edilmiş olacak. Umarız gelecekte bu enflasyon daha da aşağı düşer. Yani bir aşağı doğru bir eğilim var. Daha da aşağı düşer ve reel olarak tüm tüketiciye de bu enflasyon düşüşleri yansır ki bu ücret artışlarının bir anlamı söz konusu olsun. Sönmez market zamlarına da bir düzenlemenin gelmesi ve denetimlerin artması gerektiğini kaydetti. Tabii markete gittiğimizde rafta yazan fiyat neyse ondan satın almak zorunda kalıyoruz. Hani onun bir pazarlığı da söz konusu olmuyor. Daha önce gıda firmalarının denetimleri yapıldı. Bu denetimlerin daha da artması gerekiyor. Tabii ki bu sefer son tüketiciye satışı yapan firmalar ben kaç liraya satın aldıysam ona göre kar marjımı uygulayarak raflara fiyat yazıyorum diyor. Önemli olan imalatçılardan çıkan son fiyatlardan başlayarak kontrollerin yapılabilmesi. Yani imalatçılardan kaç liraya satın alındı ve rafa kaç liraya çıkıyor ürün satış olarak denetimlerin daha etkin olması gerekmekte. Başarı çıtasını her yıl daha da yukarı çıkaran firma olan Durak Fındık yine bu yılda en fazla fındık ihraç eden firmalar arasında ilk sıralarda yerini aldı. Firma ihraç ettiği fındıktan ülkeye 167 milyon dolar gelir sağlamış oldu ve yine Karadeniz İhracatçılar Birliği üyesi firmalar arasında da en çok ihracat yapan ikinci firma oldu. Ve Ünye'de faaliyet gösteren bu firma önümüzdeki yıllarda daha da artırarak ihracatlarına devam etmesi bekleniyor. Ülke ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Dolandırıcıların bu seferki hedefi Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan oldu. Kaymakamın adını kullanarak pek çok kişiyi dolandırdılar. Kaymakamlık bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ordu'da Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan'ın adını kullanarak piyasada dolandırıcılık yapanların olduğu ortaya çıktı. Kaymakamlık konuya ilişkin açıklama yaptı. Altınordu Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bazı şahısların Kaymakam Erkan Karahan'ın adını aradıklarını söyleyerek çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları kaymakamlığımıza gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetini suistimal ederek menfaat temini amacı taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızın duyarlı olmaları ve kolluk birimlerine ihbarda bulunmaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Başkan Doktor Mehmet İlmigüler'in talimatlarıyla ilçedeki yatırımları ziyerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kez durağı Kabataş ilçesi oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Başkan Doktor Mehmet İlmigüler'in talimatlarıyla çalışmaları yerinde inceliyor. Sait İnan'ın bu seferki durağı Kabataş ilçesi oldu. İlçede vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi. Sait İnan burada ilçeye 55 milyon yatırım yapıldığını söyledi. Belediye başkanımız arkamızdaki manevi güç ve bütün hizmetlerinde talimatını veren Doktor Mehmet İlmigüler başkanımızın selamını iletiyorum. Kabataş, şirin, güzel bir ilçemiz. İlçeye bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları yerinde görelim, inceleyelim bütün yatırımcı birimdeki çalışan arkadaşlarımızla. Yapılan işlerin zaten hepsi sizin gözünüzün önünde.
Bunları siz bizden daha yakından takip ediyorsunuz. Hangi noktada ne kadar hizmet yapıldı konusunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ondan eminim yani. Bugün en büyüğü Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza ait olmak üzere toplamda 55 milyon liralık yatırım yapılmış bu ilçeye, Kabataş ilçesine sadece münhasıran. Ve bunu şöyle düşünün, yani son birkaç yıl içerisindeki ekonomik göstergelerdeki değişiklikle birlikte 3 katı bir yatırım, bir değer olarak düşünün. Restorasyon çalışmalarından su kanalizasyon işlerine kadar, yoldan sosyal hizmetlere kadar, fakir ailelere sıcak yemek hizmetimize kadar, değil mi? Yani bunların hepsi Kabataş ilçemizde. Diğer 19 ilçemizde var olduğu gibi Kabataş ilçemizde de mevcut. Bir kez daha söylüyorum, Kabataş ilçesi diğer 19 ilçemizle birlikte bizim birinci dereceden önceliğimiz ve vazgeçilmezimiz. Dolayısıyla bugünü güzel bir şekilde burada geçirip önümüze bakacağız, işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ziyaretlerde hazır bulunan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz'sa Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için büyük bir güvence olduğunu söyledi. Hem yollar konusunda hem hizmetler konusunda gerçekten büyük bir güvence Büyükşehir bizim için. Hiç durmaksızın sürekli üst üste kar yağdı. Ve bu yollar sürekli açık kaldı. Yollarımız kapandı. Ama ne vardı? Arkamızda bir güç var. Diyoruz ki ya kar yağsa Büyükşehir'imiz var. Ya heyelan olursa Büyükşehir'imiz var. Yolda sıkıntı olursa Büyükşehir'imiz var. Sağ olsun, Allah razı olsun. İstediğimiz hizmetleri de makul olanları zaman ilettiğimiz zaman muhtarlarımız olsun, biz olsun, Büyükşehir'den hem mutlaka karşılığını gördük. Havaların bir süredir soğuk ve yağışlı seyretmesi tabii balıkçı tezgahlarına yansıdı. Hem bolluk azaldı hem de fiyatlar arttı. Ülke genelinde havaların soğuması balıkçıları ve balık tezgahlarını olumsuz etkiliyor. Tezgahlarda balık bolluğu azalırken fiyatlar arttı. Bu aralar mezgit balığımız var, istavrit var, havuz balıkları var, levrek, çupra, somun. Bugün hava şartlarından dolayı balık çeşitli az. Normalde barbundu, sargandı, hamsiydi, çeşit bolluğu vardı. Ama bugün tabii hava şartları kötü olduğu için az çeşit var. Peki geçtiğimiz günlere göre artış gösteren balık fiyatları şimdi ne durumda? Balık fiyatları günlük değişiyor. Balığın işte hava şartları günlük çıkışına göre oluşuyor fiyat. Az olduğu için yükseliyor, bol olduğu zaman da düşüyor. Şu an tezgahtaki fiyatlar mezgit istavrit 70 lira, levrek 150 lira, çupra 120 lira, somun 130 lira. İlerleyen günlerde fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Gerçekten çok özel bir haber var sırada. Subaşı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. İndirim kartını hayata geçirdiler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hayırlı işler. Subaşı Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği'yiz. Evet. Derneğimizin bir faaliyeti var. Önce şu broşürü verelim. Bu da sizin kartınızdır. Biz böyle bir organizasyon yapıyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve toplum yararına, kamu yararına bir uygulamadır. Subaşı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Ufuk Eşkinoğlu'nun öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Hane indirim kartını hayata geçirdi. İndirim kartımız Altınordu ilçesindeki 62 tane farklı noktada mahalle sakinlerimizin indirim almasını sağlayan, doğrudan indirim almasını sağlayan giyim, market, akaryakıt istasyonu, bay bayan kuaförü, terzi, kasap, aklınıza gelebilecek her türlü esnaf, büyükbaş esnaflarımıza dahil olmak üzere mahalle sakinlerimizin indirim almasını sağlayan, altındaki barkod sistemi her haneye özel olmak şartıyla çıkartmış olduğumuz bir karttır. İndirim kartı hastanelerden akaryakıt istasyonlarına varana kadar 62 farklı noktada geçerli. Peki indirim oranı yüzde kaç olacak? Akaryakıt istasyonlarında %5, dini günlerde, özel günlerde, yılbaşları gibi durumlarda %10, bay bayan kuaförlerinde %20, terzi, kasap gibi yerlerde %10, büyük marketlerde %5 ve çeşitli giyim mağazalarımız %20. Yani %5 ile
%30 arasında, hatta %50 arasında, kargolarda dahil %50 arasında 62 tane farklı noktadan indirim alabiliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi haneler dernek tarafından belirlendi. 1800 haneye ücretsiz hane kartı dağıtımı başlatıldı. 21 kişilik yönetim ekibimizle kollarımızı bu yönde sıvadık. Amacımız Subaşı Mahallesi sakinleri yükselen enflasyon oranlarında fazla ezdirmemek. Esnafımız da sağ olsun bu konuda bize de çok yardımcı oldular. Amacımız vatandaşa hizmet etmek. Subaşı Mahallesi Yardımlaşım Dayanışma Derneği'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şunu ben size takdim edeyim. Evet. Şu kartımızı da takdim edeyim. Teşekkür ederim. Bu sizin hanenize özel bir karttır. Teyzeciğim bu kart Ordu Merkez'de çarşıya çıktığınız zaman, evet, şu broşürün içerisindeki esnaflara gittiğiniz zaman kartı gösterin. Ekip şimdi hane hane gezerek indirim kartını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Dağıtıma çıktık. Öncelikle 62 esnafımıza dağıttık. Daha sonra Subaşı Mahallesi'ndeki küçük mikro esnaflarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. 8-9 tane sokağımızın tamamına dağıttık. Geriye 26 sokağımız kaldı. İyi günler. İyi günler. Kıbrıs Gazisi Ünye'de son yolculuğuna uğurlandı. Bugün bu ayet-i kerimenin manası tecelli etmiş olup Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi 71 yaşındaki Mehmet Veysel Tercioğlu memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Amin. Tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybeden Tercioğlu için Ünye ilçesindeki büyük caminde tören düzenlendi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Törene Tercioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Askeri Erkan, Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Arif Takıcı, Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı. Kamını mekanını cennet eylesin. Tercioğlu'nun cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile mezarlığına defnedildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Ebru Poyraz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar efendim.